Merhaba Hardware Plus takipçileri, ben Berkin Bozdoğan. Birinci limene daha karşınızdayım. Karşınızda Razer Atheris var. Razer'ın her faresinde olduğu gibi ismini bir yılandan alan Atheris minik bir fare. Ama oyuncu faresinden biraz daha farklı. Çünkü Razer'ın daha önce bu ebatlarda buna benzeyen bir faresi vardı. O da Orochi'ydi. Ben çıktığından beri o fareyi zaten kullanıyorum. Hatta kendime 3 tane farklı nesillerinden satın bile aldım. Bu cihaz ise kablosuz kullanıma izin vermeyen bir yapıya sahip. Dış görünüş olarak biraz benzese de asimetrik yapısı kendisini doğrudan ele veriyor. Ama geri kalan ayrıntılar açısından baktığınız zaman pillerin yerleşimi vesaire gibi ayrıntılarda Orochi'den bayağı bir esinlendiğini söylemek mümkün. Razer Atheris mobil fare aslında tasarım yapan profesyonellere yönelik bence üretilmiş iki farklı kablosuz modda çalışabilen bir fare. Oyundan ziyade her ne kadar sensör seviyesinde oyununa gayet ilintili olsa ve kendi USB aparatıyla yine oyunculuk seviyesinde performans gösterebiliyor olsa da aslında Bluetooth Low Energy ve kendi 2,4 GHz'lik farklı frekans dalgalanmalarıyla beraber çalışabilen dolayısıyla çevredeki diğer ekipmanlara etkileşime girmeden takılmaksızın yüksek performans üretmesi için üretilmiş bir tane de USB alıcısı var. Onunla beraber alternatif olarak kullanılması için üretilmiş bir fare. Sadece mobil olması nedeniyle aslında masaüstü bilgisayar gibi uygulamalarda Razer'ın başka cihazları var. Bir sürü başka oyuncu faresi var. Dolayısıyla bu cihazı yalnızca sürekli mobil yaşayan ve kablolu kullanımı pek sevmeyen kullanıcılar tercih edebilir diye düşünüyoruz. Razer Atheris'in içine gizlenen bir tane USB alıcısı var. İçi böyle yeşil, güzel, böyle karizmatik şekilde Razer yeşiline boyamışlar. Aşağı tarafta da cihazın çalışma moduna göre hangi modda çalışacağını seçebileceğiniz bir ayar var. Üst tarafa getirirsem Bluetooth Low Energy'ye geldim. Ortaya getirirsem cihaz kapalı, aşağı getirirsem de Razer'ın kendi bu alıcısıyla beraber çalışabiliyor. Dolayısıyla bir cihaza Bluetooth'la bir cihaza da kendi alıcısıyla bağladığım zaman Atheris'te modlar arası ve cihazlar arası geçiş yapmak çok kolay hale geliyor. Modlar arası geçişten bağımsız olarak Bluetooth'ta veya kendi aparatıyla beraber kullandığınız zaman iki tane içinden çıkan alkali pille 300-350 saat arasında Razer'in bu cihazın kullanılabileceği ile ilgili verdiği bir veri var. Biz tabii ki o 350 saati kullanamadık. 12 gün boyunca kesintisiz bu cihazı kullanmamız lazım anlamına geliyor. Gerçekten çok uzun bir süre. Dolayısıyla normal günde 4 saatlik bir aktif kullanıma vurduğunuz zaman ki örneğin 1 dakikada cihaz kendisini kapatabiliyor, uyku moduna geçebiliyor. Bunu siz ayarlıyorsunuz. İsterseniz 10 dakika boyunca kapanmayabiliyor. Bu birkaç aya tekabül ediyor. Dolayısıyla alkali pille bu kadar uzun süre kullanabileceğiniz bir cihaz mobil fare ağırlık, biçim ve kullanım açısından gayet avantajlı oluyor. Oyuncular anlamında baktığınız zaman Razer Atheris en yeni nesil Razer sensörü kullanıyor ve 7200 dpi'lik bir çözünürlüğe sahip. Bu 7200 dpi'lik çözünürlüğü üstteki tuştan değiştirebiliyorsunuz ama cihazın üzerindeki her tuştaki istediğiniz şeye Razer'in Synapse yazılımını kullanarak atayabiliyorsunuz. Tabii ki genel kullanım ne oluyor? Sol tık, orta tık ve tekerlek işlevi, sağ tık. Burası yine DPI değiştirmek ki 5 tane farklı DPI aralığını ayarlayarak bunlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Razer Synapse yazılımı kuruluysa ekranda bunları da görebiliyorsunuz. Ha kuruluysa ne oluyor? Siz zaten o geçişi yapıyorsunuz. Hani elinizi hissetmeniz lazım çünkü farenin kendi yeteneği o andaki hızı değişiyor. Burası ise sağ ellilerle sol ellileri ayıran bir tasarıma sahip. Orochi dediğim gibi tamamen simetrikti. Bu cihaz ise sağ el kullanımına ve buradaki tuşlarda baş parmak kullanımına göre ayarlanmış. Bu ufak ayrıntıyı aslında dikkate almadan bu cihazı hani sol elde kullanmanız mümkün. Çünkü genel yapı itibariyle simetrik ama tuşların yerleşimi bu asimetriyi sağlıyor. Razer Synapse'in en son sürümüyle beraber çalışan bu fare yüzeylere göre kendisini kalibre edebiliyor. Yazılımla bunu yapabiliyorsunuz. Bu kalibrasyonu yapmazsanız da aslında kullandığınız birçok yüzeyde çok iyi şekilde tutunma ve orayı okuma özelliğini gösteriyor. Ben genellikle farklı masa yüzeylerinde bu cihazı kullanıyorum. Bazıları da burada gördüğünüz masa gibi birazcık parlak ama bununla ilgili bir sorun yaşamıyor. Gelelim bu ürün kimler için? Bu ürün aslında yüksek çözünürlüklü ve tutarlı şekilde yüzey taraması yapabilen oyuncular ve ama daha çok bence tasarım, mobil çalışan tasarım profesyonelleri için. Çünkü farklı yüzeylerde farenizin iyi şekilde atlama yapmadan yüzeyi tarayabilmesini istiyorsanız ve bu tutarlılık sizin için
farklı çalışma ortamlarında kullanılmayı da gerektiriyorsa ve aynı zamanda örneğin USB'den kullanmak istemiyorsunuz, yeni ekstra dongle'sız kullanamayan, örneğin yeni nesil MacBook Pro gibi bir cihazınız var diyelim. Bluetooth low enerji üzerinden de cihazı düzgün ve minimum gecikme şekilde kullanmak istiyorsanız bu cihaz tam böyle mobil yaşayan ama iyi fare isteyen kullanıcılar için. Dediğimiz gibi Razer Atheris ufak, hızlı, kuvvetli ve yüksek çözünürlüğe sahip bir mobil fare. Oyuncular için kablo kullanım opsiyonunu Razer Orochi ise her zaman kendisini gösteriyor. En son güncellemesi geçen sene veya ondan önceki sene yayınlandı. Umarız o da yine yeni nesil sensörlere yine güncellemeye devam edecek. Ama Atheris dediğim gibi daha ziyade mobil kullanıma odaklı bir çözüm. Mütakip incelememizde görüşmek üzere. Şen ve esen kalın.